Karaciğer yağlanması, karaciğer hücrelerinde fazla miktarda yağ birikmesine verilen isimdir. Bu durum, karaciğer hücrelerinin normal çalışmasını engelleyebilir ve zamanla karaciğer hasarına ve hatta karaciğer yetmezliğine neden olabilir. Karaciğer yağlanması genellikle aşırı alkol tüketimi, Aşırı kilo alımı ve yağlı yiyecekler tüketimi gibi faktörlerle ilişkilidir. Ancak bazı ilaçlar ve bazı sağlık koşulları da karaciğer yağlanmasına neden olabilir. Karaciğer yağlanmasının belirtileri arasında karında şişkinlik, halsizlik, yorgunluk ve düzensiz adet döngüsü gibi belirtiler bulunabilir. Karaciğer yağlanmasının tedavisi genellikle kilo vermeyi hedefleyen bir diyet ve egzersiz programı, alkol tüketimini azaltmayı ve ilaçları düzenli olarak almayı içerebilir. Karaciğer yağlanması neden olur? Karaciğer yağlanması, karaciğer hücrelerinde fazla miktarda yağ birikmesine verilen isimdir. Bu durum Karaciğer hücrelerinin normal çalışmasını engelleyebilir ve zamanla karaciğer hasarına ve hatta karaciğer yetmezliğine neden olabilir. Karaciğer yağlanmasının nedenleri arasında şu faktörler bulunabilir: Alkol tüketimi, aşırı miktarda alkol tüketimi karaciğer hücrelerinde yağ birikimine neden olabilir. Aşırı kilo alımı aşırı kilo alımı karaciğer hücrelerinde yağ birikimine neden olabilir. Yağlı yiyecekler tüketimi. Yağlı yiyecekler tüketimi. Karaciğer hücrelerinde yağ birikimine neden olabilir. İlaçlar, bazı ilaçlar karaciğer yağlanmasına neden olabilir. Sağlık koşulları, bazı sağlık koşulları karaciğer yağlanmasına neden olabilir. Örneğin şeker hastalığı, diyabetes mellitus ve hipertansiyon, yüksek tansiyon gibi koşullar karaciğer yağlanmasına neden olabilir. Karaciğer yağlanması belirtileri nelerdir? Karaciğer yağlanmasının belirtileri çok belirgin olmayabilir ve ilk aşamalarda hiçbir belirti göstermeyebilir. Ancak ilerleyen aşamalarda şu belirtiler görülebilir. Karında şişkinlik. Karaciğer büyüdükçe karın boşluğunda bir şişkinlik olabilir. Halsizlik ve yorgunluk. Karaciğer yağlanması karaciğer hücrelerinin normal çalışmasını etkileyebilir ve bu da halsizlik ve yorgunluk gibi belirtilere neden olabilir. Düzensiz adet döngüsü. Karaciğer yağlanması adet döngüsünün düzensiz olmasına neden olabilir. Koyu renkli idrar. Karaciğer yağlanması Koyu renkli idrar gibi belirtilere neden olabilir. Açık renkli. Dışkı, karaciğer yağlanması, açık renkli dışkı gibi belirtilere neden olabilir. Bu belirtilerin herhangi birini fark etmeniz durumunda hemen bir doktora başvurun. Karaciğer yağlanması zamanla karaciğer hasarına ve hatta karaciğer yetmezliğine neden olabilir. Bu yüzden önleyici önlemler alınması önemlidir. Karaciğer yağlanması nasıl teşhis edilir? Karaciğer yağlanması vücutta çeşitli belirtiler göstermesine rağmen bu belirtiler diğer sağlık koşullarıyla da ilişkilendirilebilir. Bu nedenle karaciğer yağlanmasını teşhis etmek için çeşitli testler yapılabilir. Aşağıdakiler karaciğer yağlanmasını teşhis etmek için yapılabilecek testlerden bazılarıdır. Fizik muayene, doktor karaciğer büyüklüğünü ve şişkinliğini muayene ederek karaciğer yağlanmasını tespit etmeye çalışabilir. Kan testleri, karaciğer yağlanmasının belirtileri arasında karaciğer enzimlerinin kan düzeylerinin yüksek olması bulunur. Bu nedenle doktor Karaciğer enzimleri düzeylerini ölçen kan testleri yaparak karaciğer yağlanmasını teşhis etmeye çalışabilir. Ultrasonografi Bu test, vücut içinde yer alan organların görüntüsünü almak için ultrason ses dalgalarını kullanır. Bu test, karaciğer büyüklüğünü ve şişkinliğini ölçmeye yardımcı olabilir. Karaciğer biyopsisi Bu test, karaciğer dokusunun bir örneğini almak için yapılır. Örnek, laboratuvarda incelendiğinde karaciğer yağlanmasının ne kadar ilerlemiş olduğu tespit edilebilir. Bu testlerin hepsi karaciğer yağlanmasının teşhisini doğrulamaya yardımcı olabilir. Ancak karaciğer yağlanması teşhisi konulmadan önce doktorunuz diğer sağlık koşullarını da dikkate alarak en uygun testi seçecektir. Karaciğer yağlanması tedavisi karaciğer yağlanması tedavisinde amaç, karaciğer hücrelerinde birikmiş olan yağ azaltmak ve karaciğerin normal çalışmasını sağlamaktır. Karaciğer yağlanması tedavisinde şu yöntemler kullanılabilir. Diyet, karaciğer yağlanması tedavisinde kilo vermeyi hedefleyen bir diyet programı önerilebilir. Bu diyet düşük kalorili ve düşük yağlı yiyecekleri içerebilir. Egzersiz. Karaciğer yağlanması tedavisinde düzenli egzersiz programı uygulanabilir. Egzersiz kilo vermenin yanı sıra karaciğerin çalışmasını düzenleyici etkisi olabilir. Alkol tüketimini azaltma. Aşırı miktarda alkol tüketimi karaciğer yağlanmasına neden olabilir. Bu nedenle alkol tüketimini azaltmak, karaciğer yağlanması tedavisinde önemlidir. İlaçlar, bazı ilaçlar karaciğer yağlanmasını azaltmaya yardımcı olabilir. Örneğin, statinler gibi ilaçlar, karaciğer hücrelerinde birikmiş olan yağ azaltmaya yardımcı olabilir. Cerrahi girişimler, eğer diğer yöntemler etkili olmazsa, cerrahi girişimler de düşünülebilir. Örneğin, karaciğer yağlanmasının ilerlemiş olduğu durumlarda karaciğerin bazı bölümlerinin alınıp atılması, karaciğer transplantasyonu gibi cerrahi girişimler yapılabilir. Karaciğer yağlanması tedavisinde hangi yöntemlerin uygulanacağı kişinin durumuna göre değişebilir. Bu nedenle en uygun tedavi yöntemini belirlemek için doktorunuzla görüşmeniz önemlidir. Karaciğer yağlanması evreleri nelerdir? Karaciğer yağlanması, karaciğer hücrelerinde fazla miktarda yağ birikmesine verilen isimdir. Bu durum, karaciğer hücrelerinin normal çalışmasını engelleyebilir ve zamanla karaciğer hasarına ve hatta karaciğer yetmezliğine neden olabilir. Karaciğer yağlanması birkaç evreden oluşabilir. Prehepatik stitoz, bu evrede karaciğer hücrelerinde yağ birikimi yoktur. Ancak vücuttaki yağ miktarı artmıştır ve bu da karaciğer hücrelerine zarar verebilir. Nonalkolik stetohepatit, naş bu evrede karaciğer hücrelerinde hafif miktarda yağ birikimi vardır ve bu da karaciğer hücrelerine zarar verebilir. Bu evrede karaciğer hücrelerinde inflamasyon, çekilme, ve hücre hasarı görülebilir. Fibrozis. Bu evrede karaciğer hücrelerinde aşırı miktarda yağ birikimi vardır ve bu da karaciğer hücrelerine zarar verebilir. Bu evrede karaciğer hücrelerinde inflamasyon ve hücre hasarı görülebilir ve karaciğer dokusu zarar görebilir. Bu zarar dokuda yapışık proteinlerin Fibroz doku oluşumuna neden olabilir ve bu da karaciğerin normal çalışmasını engelleyebilir. Karaciğer yetmezliği. Bu evrede karaciğer hücrelerinde aşırı miktarda yağ birikimi vardır ve bu da karaciğer hücrelerine zarar verebilir. Bu evrede karaciğer hücrelerinde inflamasyon, hücre hasarı ve fibroz doku oluşumu görülebilir ve bu da karaciğerin normal çalışmasını engelleyebilir. Bu evrede karaciğer yetmezliği görülebilir ve bu da ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu evreler birbirlerine geçişlidir ve her evrede karaciğer yağlanmasının seyri farklı olabilir. Karaciğer yağlanması nasıl önlenir? Karaciğer yağlanmasını önlemek için aşağıdaki önleyici önlemler alınabilir. Sağlıklı bir diyet, karaciğer yağlanmasını önlemek için düşük kalorili ve düşük yağlı yiyecekler tüketmeye çalışın. Ayrıca meyve, sebze, tam tahıllar ve proteinleri içeren bir diyet tercih edin. Düzenli egzersiz, düzenli egzersiz kilo vermenin yanı sıra karaciğerin çalışmasını düzenleyici etkisi olabilir. Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapmaya çalışın. Alkol tüketimini azaltın. Aşırı miktarda alkol tüketimi karaciğer yağlanmasına neden olabilir. Bu nedenle alkol tüketimini azaltarak karaciğer yağlanmasını önleyebilirsiniz. Kilo verin. Aşırı kilo alımı karaciğer yağlanmasına neden olabilir. Bu nedenle kilo vermeye çalışarak karaciğer yağlanmasını önleyebilirsiniz. İlaçları düzenli olarak kullanın. Bazı ilaçlar karaciğer yağlanmasına neden olabilir. Bu nedenle ilaçları düzenli olarak kullanmaya özen gösterin ve doktorunuzun önerilerine uyun.